İyi akşamlar değerli izleyiciler. 25. saatte bu akşam çok çok değerli bir konuğumuz var. Hem siyaseten hem kişisel olarak çok sevdiğim, çok saygı duyduğum bir isim. Sayın Murat Karayalçın, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin efsane başkanı diyeceğim ben. Sayın Karayalçın hoş geldiniz efendim. Merhaba, iyi akşamlar, hoş bulduk. Teşekkür ederim beni kırmadığınız için, yayına katıldığınız için. Kolay gelsin, sağ olun. Rica ederim her zaman. Çok teşekkürler efendim. Sağ olun, eksik olmayın. Değerli izleyiciler, sizler de hepiniz hoş geldiniz. Soru ve yorumlarınızı bekliyoruz. Sizlerin de çok sevdiği, saygı duyduğu, az önce de söyledim Ankara'nın unutamadığı bir isim. Sayın Karayalçın'la bugün biraz iç siyaset konuşacağız. Şimdi seçim diye dillendiriliyor Sayın Karayalçın. Erken seçim herhalde artık hani yaklaşan 2023 nedeniyle de pek olası değil. Zaten hani seçim satına girmiş gibi Türkiye. Ama tabii bu arada ekonomi çok insanları zorluyor. Mesela bizim izleyicilerimiz bile bizim artık hani bir gün dahi sabredecek gücümüz yok. Muhalefet bir şeyler yapsın. Ne olur bize bir nefes olsun, bir yol göstersin, ne yapacağız, ne yapılabilir diye sızlanıyorlar gerçekten. Şimdi biliyorsunuz altılı bir masa, bir metin çıktı oradan, altılı mutabakat metni. Sizin daha önceki beyanlarınız da var bu konuda ama bir değişiklik oldu mu bu görüşünüzde? Daha sonra belki hani bu altılı masada olan diğer ittifak ortaklarının genel siyasetlerini soracağım ama şu an için siz muhalefetin, Millet İttifakı'nın bu seçim yolunda işte altılı masadan çıkan bu metnin yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? Ya da daha neler yapılmalı? Ben Türkiye'nin zamanında seçim ya da erken seçim nitelemelerinin dışında her an seçim diyebileceğimiz bir süreci yaşadığını düşünüyorum. Türkiye her an seçime gidebilir. Öyle bir sürecin içindeyiz. Siz yüksek bir olasılıkla Cumhur İttifakı'na mensup milletvekillerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundukları ve seçim yasasında, siyasi partiler yasasında değişiklik yapılmasını öngören yasa teklifini dikkate alarak seçimin zamanında yapılma olasılığından söz ettiniz. Evet, öyle gözüküyor. Yani ilk bakışta madem ki yeni bir düzenleme yapılıyor ve madem anayasanın yapılan düzenlemeler bir yıl öncesinde yapılacak seçimlerde yürürlüğe konmaz diye bir maddesi var. Dolayısıyla seçimler zamanında, daha doğrusu yasanın çıkışından en erken bir yıl sonra yapılacaktır diye bir değerlendirme yapılabilir, yapmaktasınız. Ben ona rağmen böyle bir düzenlemenin uygulanmayıp eğer Cumhur İttifakı, özellikle AKP daha erken bir tarihte seçime gitmek isterse onun da söz konusu olabileceğini düşünüyorum. Yani tüm seçeneklerin açık olduğu kanısındayım. Hepsi yapılabilir. Yani seçim zamanında da olabilir. Seçimin zamanında olması beklenirken birdenbire sürpriz bir kararla seçim bu yasal düzenleme uygulanmaksızın erkene de çekilebilir. Onun için erken seçim, zamanında seçim seçeneklerinin dışında her an seçim diyebileceğimiz bir süreç var önümüzde diye düşünüyorum. Şimdi bu yasal düzenleme sizin biraz önce sormuş olduğunuz soruyla bağlantılı bir çerçeve de ortaya koymakta, onu söyleyeyim. Siz biraz önce bu altılı ittifakın çalışmalarına ilişkin bir değerlendirmede bulunmamı istemiştiniz Lale Hanım. Bence o değerlendirme Cumhur İttifakı'nın vermiş olduğu bu kanun teklifinde şu anda bugünden itibaren ya da dünden itibaren komisyonda çalışılmaya başlanan, komisyonda ele alınan kanun ittifakıyla bağlantılı olarak değerlendirilmelidir. Onun ışığında konu değerlendirmeye tabi tutulmalıdır. Şimdi Leyla Hanım, bu açıdan baktığımızda getirilen bu teklif iki açıdan önemli, 15 maddelik bir kanun teklifi.
yürürlük maddelerini dışarıda tutuyoruz. 13 maddelik bir kanun teklifi. Burada bir sandıkların oluşumuyla ilgili önemli düzenleme var. Bir de ittifakların yapısıyla ilgili önemli bir düzenleme var. Daha doğrusu milletvekillerinin seçimiyle ilgili getirilen düzenleme bana göre ittifakları anlamsızlaştırıyor. İttifak kurma çabalarının eskisine göre çok fazla bir anlam taşımadığı yeni bir durumu ortaya koyuyor. Şimdi ittifakların anlamsızlaştırılması şu açıdan gündeme gelmekte. Her parti eskiden, yani bu düzenleme öncesinde, şu anda halen de öyle, eskiden dediğim odur, önce ittifak olarak barajı geçip sonra almış oldukları oyları kendi aralarında milletvekili sandalyesine yansıtacak bir biçimde paylaşırken, şimdi artık her parti beş aşağı beş yukarı birbirinin rakibi haline geliyor. Çünkü don sistemi daha başlangıçtan itibaren uygulanacak. O yüzden de hani biraz kazan kaybet durumu diyebileceğimiz Lale Hanım bir durum var önümüzde. Yani o milletvekilini ya biz ya CHP çıkaracak, ya İYİ Parti çıkaracak, ya öteki ittifak partilerinden birisi çıkaracak. Bunu önlemenin yolu tabii ittifak partilerinin Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden girmeleridir. Yani önceden ittifakın kendi içinde milletvekili dağılımıyla ilgili bir karar alması, yani her partinin şu kadar milletvekili alması, tabii tahminlere dayalı olarak bunu söylüyorum, bu karara bağlanır. Ondan sonra tek liste halinde seçime girilir ve orada ittifakın bütünlüğü de sağlanmış olur. Ama eğer bu olmazsa her parti birbiriyle, ittifak partileri birbiriyle rekabet halinde olacaklar. Ya o alacak ya o alacak, ya ikisinden birisi kazanacak. Şimdi bunun anlamı Lale Hanım, her partinin seçmene ayrı bir program sunması olacaktır. Eğer milletvekilleri ayrı ayrı çıkacaksa partiler de seçmene ayrı ayrı programlar sunacaklar. Ve kendi programlarının çekici olacağı umuduyla ya da varsayımıyla milletvekili, daha çok milletvekili çıkarmaya çalışacaklardır. Ben bu nedenle diyorum ki bu kanun teklifi ittifakların anlamsızlaştırıldığı yeni bir durum ortaya koyuyor. İttifaklar anlamsızlaşıyor artık burada. Eğer tek liste halinde girilmezse ciddi bir sorun var. İttifak sorunu var. Gelen duyumlar bu konuda, ittifak partilerinin genel başkanlarının ya da üst düzey yöneticilerinin yapmış oldukları bir açıklamayı ben duymadım ama Lale Hanım, gelen duyumlar ittifak partilerinin CHP listelerinden yani girmelerinin çok da tercih edilmeyebileceği şeklinde. Bu sanırım müzakere edilmedi. Belki 27'sinde Sayın Babacan'ın ev sahipliğinde yapılacak toplantıda müzakere edilecektir. Dolayısıyla bu duyumları resmi eğilimlerin yansıtılması olarak almamak gerekir. Ben öyle almıyorum. Ama yine de bu duyumların gelmesi orada bu tür düşüncelerin seslendirilmekte olduğunu da ortaya koyuyor. O da göz ardı edilmemelidir. Yani altı ok damgalı listede yer almak istemeyenler, adının orada gözükmesini tercih etmeyenler olabilecekse tek bir liste halinde girmekte zorlaşabilecektir. İşte o zaman demin söylemiş olduğum her partinin kendi canını kurtaracağı, her partinin ayrı listelerle seçime gireceği bir durum. Bu ittifak değil. Tabii bu böyle olunca bunun bir ölçüde Cumhurbaşkanı adayına yansıması da söz konusu olabilecektir. Ayrı listeler söz konusu olacaksa ortak bir Cumhurbaşkanı adayı çıkarmanın da güçlüğü açık olarak ortada durmakta. Yani işin mühendisliğini, siyaset mühendisliğini etkileyen bir girişimle karşı karşıyayız.
bir bunu söyleyeyim. İkinci önemli değişiklik olarak seçim kurullarının oluşumunu söylemiştim. Doğrusu o değişikliği çok büyük bir üzüntüyle karşılıyorum. Yani biz niye bunu yapıyorlar? Niye böyle bir değişikliğe gidiyorlar? Hangi ihtiyaçla, hangi ihtiyaca yanıt vermek için bu değişikliği yapıyorlar? Bu kamuoyuna açıklanmış değil. Kanun teklifindeki gerekçenin de kamuoyu için tatmin edici olması söz konusu değil. Yani bundan daha doğal bir şey olabilir mi? Orada yer alacak kişiler, yargıçlar, yargı mensuplarının en kıdemlisi bunun başkanlığını yapacak. Şimdi bu dururken kurayla belirleyelim demenin bir anlamı olabilir mi? Yani niçin doğru kurayla belirliyorsunuz? Bir de affını isteyenlerin olabileceği vesaire söyleniyor. Yani bana göre son derecede huzursuz edici, rahatsızlık verici bir düzenleme. İkisini de böyle görüyorum. İçten dileyim Lale Hanım, İttifak partilerinin bugüne kadar başarıyla ortaya koydukları ortak iradeyi, birliktelik iradesini sürdürmeleridir. Bu arada 12 Şubat'ta Ahlatlıbel'de açıklanan ortak açıklamaya ilişkin de kamuoyunda yapılan değerlendirmeler var. Ayrıca 28 Şubat'ta Bilkent'te yapılan açıklamayla ilgili de ortak bazı değerlendirmeler var. Ben ittifak partilerinin bunu dikkate almaları gerektiğini düşünüyorum. Bir başka işten dileğim de budur. Yani burada dile getirilenler, örneğin laiklik konusundaki duyarlılık, örneğin 61 Anayasası ile ilgili olarak ortaya konulan duyarlılık, ittifak partilerinin sayın yöneticileri tarafından umarım ki dikkate alınır. Biraz evet. Uzun oldu, kusura bakmayın Leyla Hanım. Yok, gayet güzel oldu. Aslında her konuya giriş yapmış oldunuz Murat Bey. İzleyicilerden de soru geliyor bu arada. Şimdi az önce sizin bu AKP ve MHP'nin meclise getirdiği öneriyle ilgili, teklifle ilgili sizin dediğiniz şey olursa eğer AKP kendi ayağına sıkmış olmaz mı diye Yılmaz Bey sormuştu az önce. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani AKP bu teklifi niye getirdi? Hani bir yıl sonrasını düşünürsek başa baş bir şey var, durum var çünkü işte AKP ve CHP ya da Millet İttifakı ile arasında. Vallahi yani biraz önce söylemiş olduğum gerekçeler, nedenler bizim ittifakımız için, yani Millet İttifakı için tartışılması gereken konuları ortaya koyuyor Leyla Hanım. Bunlar tartışma konuları, önemli tartışma konuları. Bu aşılabilir, demin dediğim gibi. Bunun aşılmasının yolu 6 partinin tek bir liste halinde girmesi. Aslında hep 6 parti diyorum. Aslında benim gönlümde yatan çok daha büyük bir ittifak. Onu da söyleyeyim. Evet. Yani 6 partili evet. ittifakı yeterli görmüyorum. Ben isterseniz ona da kısaca değineyim. Evet, lütfen. Altı parti bir şekilde bir araya geldi ama ben altı partinin sayın genel başkanının, başkanlarının, sayın yöneticilerinin kendi duyarlılıklarını da ortaya koyan bir genel siyasi çağrıda bulunmalarını diliyorum, öneriyorum. Kendi duyarlılıklarını taşıyan ve onlara o çerçeveye uyan, o çerçeveye uymayı taahhüt eden bütün siyasi partilere, isim vermiyorum tek tek, isim sıralamayı gerekli görmüyorum. Bütün siyasi partilere çağrıda bulunmalılar. Şu koşulları kabul eden, şu çerçeveye uyan, şu çerçeveye kendisini yerleştiren bütün siyasi partileri ittifakta bulunmaya, ittifakta yer almaya çağırmalıyız demeliler. İşçi Partisi'nden Memleket Partisi'ne kadar, Doğru Parti'ye kadar, DSP'ye kadar tüm partileri bu arada tabii bana göre HDP'yi de kapsayan, isim vermeyeyim dedim ama şimdi teker teker isim vermek durumunda yok, zaten ona soracaklardır yani. Evet, bütün partileri kapsayan bir Lale Hanım ittifak olmalı. Sayı çok olmaz mı? Olsun, bana göre sayının çok olmasının hiçbir sakıncası yok.
Zaten dünya deneyimine baktığımızda bu çok sayılı ittifaklar yaşandı. Ben 2006 yılındaki Zeytin Ağacı İttifakı'nı çok yakından izlemiştim. İtalyanların ünlü Zeytin Ağacı, 18 partili ittifaktı Lale Hanım. Onu arkadaşlarımla birlikte çok yakından izlemiştim. İtalyanların o 18 partinin, İtalyan Sosyalist Partisi'nin başkanlığında Profesör Romano Prodi, İtalyan Sosyalist Partisi Genel Başkanlığı'nın başkanlığında bir araya gelen 18 partinin İtalyan yurttaşlarına, seçmenlerine sundukları programı, program taslağını Türkçe'ye çevirmiştik. Yakından izlediğimiz bir girişimdi, siyasi girişimdi. Çok da başarılı oldu, sonuç aldı. Ben biraz onu da dikkate alarak, ona da benzetme yaparak, yani çok sayıda siyasi partinin yer almasında bir sakınca olmadığını düşündüğümü ifade ediyorum. Şimdi yalnız Murat Bey. Affedin, çok buyurun. Özür dilerim Lale Hanım. Çok özür dilerim. Estağfurullah, buyurun. Şimdi AKP tabii eğer ittifaklarla ilgili böyle bir sorun varsa AKP'nin yani kendi konumunu zora sokan bir tasarı mı söz konusu diye haklı olarak soru sorulabiliyor. Ben bunların denendiğini, daha doğrusu bunların kendi aralarında AKP ile MHP arasında tartışıldığını, herhalde simülasyon denen bir takım model denemelerinin yapıldığını ve kendilerini olumsuz etkilemeyecek, Millet İttifakı'nı daha çok olumsuz etkileyeceğini düşündükleri bir modeli getirdiklerini tahmin ediyorum. Onlar çok zorunda kalırsa MHP AKP listesinde girer. Yani orada bir sakınca görmezler. Ama aynı şeyi rahatlıkla yani bizim taraf için, Millet İttifakı için söyleyemiyorum. Onu da ifade edeyim. Buyurun. Evet. Bu arada size müthiş bir iltifat var. Sizi çok özlediklerini iletiyor izleyicilerimiz. Onu da ben size iletmiş olayım Murat Bey. Evet, şimdi ben şunu sormak istiyorum. Teknik olarak hani seçime giriş, seçim sonrası, seçim öncesi, onlara çok ayrıntılı değerlendirdiniz ama bir de işin şey kısmı var. Yani bu bütün partiler olmalı. Hani teknik olarak hakikaten güçlü olması için bütün partilerin bu çatı altında toplanması. Ne güzel bir konuya değindiniz ki HDP burada en çok konuşulan ve tartışılan parti. Ona ayrıca geleceğim ama içerik olarak şimdi bazı parti liderlerinin yaptığı açıklamalar son zamanlarda özellikle bu Millet İttifakı içinde yer alan seçmende rahatsızlık yarattı ki şu anda izleyicilerimize yazıyor. Özellikle AKP'den kopuk gelmiş partiler, Deva ve Gelecek Partileri. Hatta Deva Partisi Genel Başkanı Sayın Babacan'ın yani böyle çok bilerek gibi sanki hani özellikle yaptığı açıklamalar var gibi yansıyan kamuoyuna. Ki işte anayasanın ilk 4 maddesi, Ergenekon, Balyoz'la ilgili yaptığı açıklamalar bunlar Millet İttifakı seçmeninin özellikle sola yakın kısmını çok rahatsız ediyor. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ben bu söylenenleri üzüntüyle karşılıyorum, öyle söyleyeyim. Bunun netleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sayın Ali Babacan deneyimli bir siyasetçi, bir devlet adamı, genç bir devlet adamı, deneyimi olan birisi. Bu sözlerinin Cumhuriyet Halk Partililer tarafından büyük bir rahatsızlıkla karşılanacağını bilecek birisi. Biz ordumuza, askerlerimize yöneltilen suçlamaları daha başından beri kabul etmemiştik. Aslında bu Türkiye'de en çok tartışılan konulardan birisi Lale Hanım. Yani Türkiye'de bir gerçekten bir askeri vesayet var mıydı? Yoksa askeri vesayet olduğuna ilişkin bir algı mı vardı? Bu iki konu çok tartışılan bir konu. Şimdi ben ona girmek istemiyorum. Suçlanan
askerlerimiz, komutanlarımız beraat ettiler. Evet. Yani bu iş bitti. Yani yeniden verilen yargı kararını bu bağlamda tartışmanın da bir yararı yok, bir gereği yok. Hele bunu FETÖ ile bağlantılı bir biçim, bilmiyorum gerçekten öyle mi? FETÖ ile bağlantılı bir biçimde yorumlamayı asla kabul etmiyorum. Asla doğru bulmuyorum. Ama dediğim gibi yani Sayın Babacan'ın bu açıklamasının kendisi tarafından da netleştirileceğine inanıyorum. Çünkü deneyimli birisi, yani düşünceleri ne olursa olsun bu tür değerlendirmelerin yapılmasının yaratabileceği rahatsızlığı dikkate alabilecek, hesaplayabilecek, düşünebilecek birisi. Şimdi ittifaklar da Lale Hanım, bu benim değerlendirmem, her partinin kendisi gibi olması gerekiyor. Her parti kendi mahallesinin oylarını getirmek için kendisi gibi olmalı. Yani sol parti sol gibi olmalı. Çünkü sol oyları getirmenin yolu sizin sol olmanıza bağlı. Yani siz evet. Sol olmaktan vazgeçerseniz sol oyları niye size gelsin ki? Ne bileyim, liberal partinin liberal mahalledeki oyları toparlayabilmesi lazım. Liberal olmaktan vazgeçmemeli. O da liberal olmalı. Öbürü muhafazakar olmalı. Hepsi kendi rolünü oynamalı. Hepsi kendisi gibi olmalı ki değil mi? Maksimum oyu elde edebilelim. Şimdi bu böyle ama bunu yaparken de birbirimizin duyarlılıklarına saygı göstermemiz gerekiyor. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin buna özen gösterdiği, hatta fazla özen gösterdiği düşüncesindeyim. Cumhuriyet Halk Partisi bu özeni gösterirken ittifaktaki öteki partilerin de bu özeni sergilemelerini, bu özeni göstermelerini içtenlikle bekliyorum. Evet, gerçekten öyle. Cumhuriyet Halk Partisi çok dikkat etmesine rağmen, hatta diğer işte sağ tandanslı partilerin seçmenine de daha yapıcı politikalar, evet, ya da söylemler, başta Sayın Kılıçdaroğlu hatta zaman zaman eleştiriliyor bile sırf bu yüzden. Evet, evet. Ama buna rağmen işte bu çok, yani böyle sanki özellikle yapılmış biri gibi Sayın Karayalçın çok da tepki çekti. Kızdırıyor da seçmeni, öfkelendiriyor da. Ve burada Cumhuriyet Halk Partisi suçlanıyor, bakın. Niye bunu kabul ediyorsunuz? Niye içinizde barındırıyorsunuz işte bu partileri diye? Yani oklar bu kez tam tersi Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönüyor. Gene zararlı çıkan Cumhuriyet Halk Partisi oluyor. Evet, biz her halükarda eleştirilen Cumhuriyet Halk Partisi oluyor. Bu 27'sinde, ayın 27'sinde yapılacak toplantıyı bir beklemek gerekiyor. Yani 6 genel başkan bir araya gelecek üst düzeyde. Biraz önce size bilgi olarak sunduğum çerçeveyi ben sayın genel başkanların da bu toplantıda bir şekilde değerlendirecekleri kanısındayım. Tabii siz daha iyisini bilirsiniz, basına çok fazla yansımadı ama Sayın Babacan ev sahibi olarak parti genel başkanlarını ziyaret etti ve uzun uzadıya konuşmalar yaptı. Yani bir saatten az olmadı. Hemen hemen her ziyaret bir saatten daha fazla sürdü. Ve işin ilginci, ondan sonra açıklama da yapılmadı basına, benim izleyebildiğim kadarıyla. Evet, evet, doğru. Açıklama yapmadılar. Yani bir bu aslında bu ev sahibinin yapılacak toplantıya gösterdiği özeni de ortaya koyuyor bana göre. Demek ki ciddi bir gündem çalışması yapıldı bu ziyaretlerde. Ben böyle yorumluyorum. Dolayısıyla bu 27'sinde yapılacak toplantıyı merakla bekliyorum. O toplantının sonuçları Türkiye'nin önümüzdeki dönemi için bence aydınlatıcı olacaktır. Çok önemli yenilikleri ortaya koyabilecektir. Koyar mı koymaz mı bilmiyorum ama koyabileceğini düşünüyorum Lale Hanım. Evet. Az önce siz de laiklik vurgusu yaptınız. Şimdi aslında bu yakın gelecekte, aslında uzun yıllardır ama yakın gelecekte daha hızlı bir şekilde
işte laiklik, Türkiye'nin kuruluş değerleri, işte Atatürk vesaire hep tartışıyoruz, konuşuyoruz bunu. Ona zarar verecek bir takım şeyler olduğu yapılıyor, yapılmaya da devam ediliyor. Ve tabii iktidarın ve iktidar partilerinin hani zihin yapısını düşünecek olursak bu onlara çok da ters değil ama işte bir takım bir şeyler oluyor. Özellikle muhalefetin başta Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Partisi, İyi Parti olmak üzere bunlara yeterince tepki gösterilmediği şeklinde bir kanı oluştu. Buna ne dersiniz bu oluşan kanıya seçmen tarafından? Evet. Şimdi siyaset genelde iki şekilde yapılıyor. Ya uğruna siyaset yaptığınız toplum kesimleri için ülkenin sorunlarını çözmek amacıyla siyaset yaparsınız. Ya da son 10 yıllarda bizde ve başka yerlerde görüldüğü gibi etnik kimliklere, inanç kimliklerine dayalı olarak siyaset yaparsınız. Bu ikinci tür siyaset yanlış bir siyaset. Bize göre yanlış. Ben bir sosyal demokrat siyasetçi olarak bunun çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Bizim laiklik bana göre yalnızca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuranların tercih ettikleri bir yaşam biçimi olarak görülemez. Çağdaş bir yaşam biçimi olarak yalnızca nitelenemez. Laiklik aynı zamanda bizim ulusal birliğimizin de özü Lale Hanım. Yani biz laik bir toplum olmazsak birliğimizi korumakta da çok güçlük çekeriz. Laiklik bir yönüyle de herkesin inancına saygı gösterilmesini, yaşam biçimine saygı gösterilmesini öngören bir ilke. Şimdi bu ilkeyle ilgili rahatsızlık verici değerlendirmeler yapılması yapan kişi için de yanlış. Onun muhatabı olanlar için de yanlış. Bundan kaçınmak gerekiyor. Yani bu konuda ayrıca şunu da söyleyeyim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi çok özel bir özen de gösterdi. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu konudaki yaklaşımını, özellikle türban evet, konusundaki yaklaşımını dikkate alarak bunu söylüyorum. Şimdi bizim aramızda, bizim seçmenlerimizin arasında, hepimizin arasında aslında yalnızca CHP'li değil, başka partiler için de geçerli bu. Yani laik olan seçmen yalnızca CHP'nin seçmeni değil, öteki partilerimizin seçmeni de, seçmenleri de laiktir. Şimdi bu laik olan, kendisini bu şekilde tanımlayan insanlarda kafa karışıklığına neden olabilecek açıklamalar her şeyden önce mevcut birlikteliği zora sokacaktır. Bundan titizlikle kaçınılması gerekmektedir. Ama bundan kaçınmanın yolu da Lale Hanım, toplumsal sorunların çözümüyle ilgili bir takım projelerin ortaya konulmasıyla bağlantılıdır. Yani hem bundan kaçınmak lazım hem de siyaseti birinci anlamda yapacak, yani toplumsal sorunların çözümü için siyaset yapacak bir yaklaşımı ortaya koymak gerekiyor. Şimdi Ocak ayında Metropol firmasının yaptığı bir ankette ankete katılanların %47'si Millet İttifakı'nın Türkiye'yi yönetemeyeceğini düşündüğünü söylemiş. Evet. Bunlar AKP'ye oy vermiyorlar. AKP'ye oy vermeyecekler. Ama öte yandan Millet İttifakı'nın da Türkiye'yi yönetemeyeceğini düşünüyorlar. Yeterli görmüyor yani. Yeterli görmüyor. Peki niye yeterli görmüyor? Çünkü Millet İttifakı daha yurttaşlarımıza bir gelecek projesi sunmuş değil. Şu anda tek bir metin var elimizde. O da güçlendirilmiş parlamenter sistem adını taşıyan bir anayasa değişikliği metni. Oysa çok ciddi sorunlar içinde yaşıyoruz. İşte siz biraz önce galiba zamlardan, fiyat artışlarından tepki duyan yurttaşlarımızın neler düşündüğünü söylemiştiniz. İşte doğru. Daha bugün dehşet bir şey. Bugün biraz işte bugün sabah duyduk %48, yani %50 deyin oranında et ve balık kurumu bütün ürünlerini zamlandırmış.
Açlık evet. var, evlatlarımızın açlığı var, yoksulluk var, işsizlik var. Dolayısıyla Millet İttifakı'nın güçlendirilmiş parlamenter sistemin dışında bir de insanlarımıza bir gelecek projesi diye adlandırdığım bu sorunlardan kurtulabilecekleri hiç olmazsa ivedilikle Lale Hanım. Yani birkaç konuyu ele alıp ivedilikle buradan kurtulabilecekleri birkaç konu itibarıyla bir çözüm modelini, bir çözüm projesini sunmaları gerekir. Ben eğer bu yapılırsa, biraz önce söylediğim Ocak ayında Metropol'ün araştırmasında %47.1 oranında Millet İttifakı Türkiye'yi yönetemez ya da bu konuda kuşkusu olan, kuşku taşıdığını söyleyen yurttaşlarımızın konuya daha farklı yaklaşacaklarını düşünüyorum. Yani bu etnik kimlikler üzerinde, inanç kimlikleri üzerinde siyaset bizi bir yere götürmez. Herkes birbirinin inancına saygı göstermelidir. Ama siyaseti biz bu alanda yapmalıyız. Toplumsal sorunların çözümü için hazırlıklar yaparak, projeler hazırlayarak yurttaşlarımızın karşısına çıkmalıyız. O durumda zaten bu tartışmaların da göreceli olarak önem yitirebileceğini düşünüyorum Lale Hanım. Evet, şu anda izleyiciler de yazıyor. Aslında sizin daha önce bu konuyla ilgili yaptığınız açıklamalara çok paralel. Şu anda bizim hani için önemli olan bütün bunlar değil. Ekonomik olarak nasıl biraz daha rahatlayabiliriz bunun derdindeyiz diye. Tabii o işin herhalde biraz daha teknik kısmı oluyor ama gerçekten şu anda seçmene, vatandaşa bu yeterli gelmiyor. Evet. Evet. HDP kısmına gelmek istiyorum. Onu hani çok kısa geçmeyelim diye. Çünkü çok tartışıldı biliyorsunuz HDP'nin bu ittifak içinde olup olmaması konusu. En çok elini zorlaştıracağı parti de Cumhuriyet Halk Partisi'ydi haklı olarak. İşte yakın bir zamana kadar daha işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesi kulaklarımızda yankılanıyor. HDP üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'ni nasıl terör destek vermekle suçladığı, böyle bir algı yaratmaya çalıştığını biliyoruz. Ama HDP'de şu anda bütün bu olanlara rağmen %12 oy oranını hemen hemen az yukarı oy oranını koruyan bir parti. Stratejik de bir önemi var. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve iktidarın buraya gelebilecek oylar üzerine oynadığı da göz önünde bulundurulursa HDP'nin pozisyonunu ve bu ittifakın içinde yer almayışını nasıl seçime gidebileceğini değerlendirirsiniz? Ben Sayın Erdoğan'ın ve Sayın AKP yöneticilerinin HDP ile ilgili hiçbir açıklamalarını ciddiye almamak gerektiğini düşünüyorum. Onlar için HDP kendi işlerine yaradığı müddetçe İYİ Parti'dir. Kendi doğrultularında, kendi yanlarında olduğu sürece HDP kabul edilebilir. Aksi takdirde HDP teröristtir, gayrimeşrudur. Böyle değerlendiriyorlar. 2015 yılında dönemin AKP Genel Başkanı Sayın Davutoğlu'nun kurduğu hükümette iki HDP'li milletvekili vardı Lale Hanım. Ve bu bakanlar kurulu Sayın Erdoğan tarafından onaylanmıştı. Resmi gazetede yayınlanmıştı. Şimdi o iki HDP milletvekiliyle AKP'nin hükümet kurmasında bir sakınca yok. Ama 2022-23 seçimlerinde HDP ile CHP'nin ya da öteki partilerin yan yana gelmelerinde sakınca var. Bir başbakan yardımcısının başkanlığında Dolmabahçe'de HDP'li milletvekilleriyle görüşmenin bir sakıncası yok. Ama işte başka siyasi partiler HDP ile görüştüklerinde onların terörist diye suçlanması gündeme gelmekte. Bu AKP'nin yanlışlığının birkaç örneği. Onun için diyorum ki Sayın Erdoğan'ın ve AKP yöneticilerinin
bu konudaki açıklamalarını hiçbir şekilde dikkate almamak lazım. Şimdi gelelim ikinci konuya. HDP ile ilgili ittifak partilerinden bazılarının kaygılar taşıdığını biliyoruz. Affedersin şu telefonu. Meşgulüm şimdi, program yapıyor. Bunu göz ardı edemeyiz Lale Hanım. Yani bu kaygıları da dikkate alan bir çözüm bulmalıyız diye düşünüyorum. Ben şöyle düşünüyorum. İttifak partileri bu kaygıları da göz önünde bulundurarak öteki partiler için bir çağrı metni hazırlamalılar. Burada herkesin duyarlılığı olmalı. Şimdi o çerçevede söylüyorum. Siz de biraz önce ifade ettiniz. Anayasanın ilk 4 maddesi ya da anayasanın ilk 3 maddesi. Yani laik devlet, hukuk devleti, sosyal hukuk devleti, üniter devlet vesaire tanımlamaların olduğu, bizim devletimizin temel niteliklerini tanımlıyor. Bu bizi biz yapan temel değerler. Buna cumhuriyetçi değerler de diyebilirsiniz. Zaten o kadar önemseniyor ki 4. maddeye bunların değiştirilmesi dahi teklif edilemez diye bir hüküm getiriliyor. Acaba böyle bir çağrıda anayasanın ilk 3 maddesini, ilk 4 maddesini kabul eden bütün siyasi partiler desek, bu çağrı kimi partilerin, kimi siyasetçilerin HDP ile ilgili kaygılarını gidermez mi, gideremez mi? Ben gidermeli diye düşünüyorum. Çünkü burada en önemli nitelik de HDP ile ilgili kaygılar bağlamında söylüyorum. En önemli devlet niteliği de üniter devlet Lale Hanım. Ben üniter devlete yalnızca bir anayasa maddesi olduğu için inanmıyorum. Pratik olarak da üniter devletin bizim için yaşamsal önem taşıdığı inancındayım. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Üniter devlet olmadan biz bu coğrafyada yaşayamayız. Bizim bu coğrafyada yaşamamız sevgili önderimizin öngördüğü bu devlet yapısı sayesindedir. Üniter devlet bizi her şeye rağmen ayakta tutmaktadır. O nedenle üniter devlet olmazsa olmaz ise, bu bir anayasa maddesi ise ayrıca, böyle bir çağrıda bulunulsun ve buna evet diyenler için müzakereler, birliktelikler söz konusu olabilsin, yapılabilsin. Efendim bazılarının terörle bağlantısı var gibi iddialar içinde diyorum ki, şimdi Lale Hanım bir yargı süreci yaşıyoruz. Hem de anayasal bir yargı var. Terörle bağlantısı olanlar varsa bunlar zaten ortaya çıkarılır. Yani bunlar zaten elenir. Ama sonuçta 6-7 milyon kardeşimizin, yurttaşımızın oy verdiği bir partiden söz ediyoruz. Siz biraz önce söylediniz. Bu çerçevede mutabık kalacaksak ben bunda hiçbir sakıncanın olmayacağını düşünüyorum, görüyorum. Ve o nedenle bu benim bireysel tercihim tabii. Zaten parti yöneticisi olmadığım için belki bireysel tercihim demeye de gerek yok. Yani bireysel olarak bu düşüncemi söylüyorum. Bence olmalıdır. Hala bunu koruyorum ama bu tabii bizim düşüncemiz olmasının yanı sıra ittifaktaki öteki partilerin düşüncelerini de yansıtabilmeli. Yani onları ikna ederek, onlara bunu açıklayarak bunu yaparız. Yoksa eğer kabul edilmiyorsa, sadece altı parti olarak kalalım diyorsa, şimdi bunların da zaten bu anlattıklarımın ya da bu çağrıların çok fazla bir anlamı olmayabilir. Bence anlamlı. Sizin, çünkü benim gibi çok da düşünen var Murat Bey. Sizin bu anlamdaki söylemleriniz biraz partiler üstü gibi oluyor. Türkiye'nin duayen siyasetçilerinden birisiniz ve Cumhuriyet Halk Partili olmanıza rağmen bu söyledikleriniz çok anlamlı. İlerideki Türkiye'ye ne getirir ne götürür anlamında
ben çok kıymetli buluyorum. Şimdi bu HDP meselesini şununla kapatmak istiyorum. Dediniz ki siz işte hukuki bir süreç var işleyen ama HDP'li belediye başkanlarına seçimin hemen sonrasında atanan kayyumları biliyoruz. Çok sayıda HDP'li belediyeye kayyum atandı ve hukuki bir süreç başlatıldı, cezaevlerine girdiler. Şimdi de şöyle bir iddia var, seçim ortamında HDP'nin kapatılacağı şeklinde. Yani iktidar bunu öyle bir duruma getiriyor ki HDP'yi aslında seçime girerken kullanıyor. Daha sonra yerlerine kendi atadığı kayyumlarla oraları ele geçirmiş oluyor. Ne düşünüyorsunuz? Böyle bir şey neye yol açar? Biraz önce 6-7 milyon yurttaşımızın HDP için oy kullandığından söz etmiştik. Bu yurttaşlarımızın oylarını ellerinden alacak değiller ya. Yani bu yurttaşlarımızı sandığa gitmekten men edecek halleri yok ya. Yani onlar oy kullanmasın diyemezler Lale Hanım. Böyle bir şey söz konusu olamaz ya. Yani bunun korkun ecele faydası yok. Ben söyleyeyim. Yani o 6-7 milyon insan buna tepkisini demokratik yollardan sandıkta, zarfta, pusulanın içinde mutlaka bir şekilde göstereceklerdir. HDP kapatılmışsa bir başka parti olabilecektir. Bir başka partiye destek vererek bunu göstereceklerdir. Bunun zaten devamı mümkün değil. Yani belediye seçimleri yapıyorsunuz. Yasalara göre belediyeler idari ve mali özerkliğe sahip kuruluşlar, sahip kamu tüzel kişilikleri. Ama siz bu arada çeşitli değişiklikleri yapıp bir şekilde halkın seçtiği belediye başkanlarını görevden alabiliyorsunuz. Bakın, evet. Burada şurası çok önemli. Belediye başkanlarının hukuk dışına, yasa dışına çıktıklarına ilişkin bir iddianın kararı ancak yargı tarafından verilebilir. Bunu ancak yargı hükmedebilir. İçişleri Bakanı değil, İçişleri Bakanlığı'nın memurları değil, vali kaymakamlar değil. Aslında anayasada da göreve gelmeleri ve görevden alınmaları yargıyla olur diyor, yargı kararıyla olur diyor. Yani buna rağmen nasıl oluyor da bunu yapabiliyorlar, bu değişiklikleri yapabiliyorlar? Yani burada bir artık demokrasiden söz etmek olanaklı değil, yerel demokrasiden söz etmek hiç olanaklı değil. Aslında Birleşik Haplar gibi, yani yerelde demokrasi yoksa genelde de yoktur ya da tersini de söyleyebilirsiniz. Şimdi bu değiştirilecektir. Bu arada bunu da söyleyeyim, yani Cumhuriyet Halk Partisi Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nın tartışmasız bir biçimde uygulamaya konacağını biz iktidara, yönetime geldiğimizde ilan etmiştir, ifade etmiştir. Yani bu vesayeti, yerel yönetimler üzerindeki bu vesayeti biz kaldıracağız. Biz bunu taahhüt ediyoruz. Burada anayasa çizgisine gelinecektir. Yargı kararlarıyla seçilmiş belediye başkanları, seçilmiş yerel yönetim organları görevden alınabilir. İdari tasarruflarla, siyasi kararlarla olamaz. Şimdi bütün bunlara Lale Hanım, nereyi tıkarlarsa tıkasınlar, yurttaşlarımız vermeleri gereken tepkiyi açık bir biçimde vereceklerdir. Bunu asla engelleyemezler. Zaten bütün bu düzenlemeler de gidiş işaretidir. Tutturamıyorlar, tutturamayacaklarını görüyorlar. İşte onu kapatacak, filancayı görevden alacak, yasayı değiştirecek, aklı sıra ittifakları anlamsızlaştıracak vesaire çırpınışları içindedir. Bu aşılacak. Buna karşı seyirci kalacak değiliz. Bunu aşacağız Lale Hanım. Evet. Şimdi tabii biraz da Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönmek istiyorum tekrar. Çünkü izleyicilerimiz der ki gene sizi daha aktif görmek istiyoruz. Ülkenin size çok ihtiyacı var diye. Onu da iletmiş olayım Sayın Karayalçın. Böyle bir talep var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bundan sonra bu ittifakı nasıl götürmesi gerekiyor? Sizin yani hem gözlemleriniz hem tecrübelerinizden yola çıkarak artık, çünkü şöyle bir sistem sanki Türkiye'ye oturdu gibi, seçim öncesi koalisyonlar,
Özellikle hani bu Tansu Çiller'in de dönüş için adım attığını göz önünde bulundurursak, Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunun daha genişletilmesi görüşünde sanıyorum. Sadece Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Bahçeli yeterli gelmiyor. Hele ki işte baraj altı, baraj üstü tartışmalarının gölgesinde devam edecek olursak ne önerirsiniz Cumhuriyet Halk Partisi'ne? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok büyük bir sorumluluğu var. Evet, sizin de dediğiniz gibi seçim öncesi koalisyonlar yaşanıyor. Bunu yeni yaşıyoruz. Gerçi 2018 seçimlerinde başladı ittifaklar ama 2018 seçimlerindeki ittifak deyim yerindeyse kısmi ittifaktı. Yani biz yasama organında ittifak yaptık ama yürütme organının seçiminde ayrı ayrı aday çıkarttık. İYİ Parti'nin adayı vardı, bizim adayımız vardı Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Saadet Partisi'nin adayı vardı. Bana göre bu çok doğru gözükmüyordu. Yani devlet organları için seçim yapılıyor. Devletin yasama organı için ittifak yapıyorsunuz ama yürütme organı için ittifak yapmıyorsunuz. Ayrı ayrı gidiyorsunuz. Bu çok iyi sonuçta vermedi zaten. Şimdi ne yapacağız? Şimdi bu seçimde 2022-23 seçiminde ne yapacağız? Olması gereken her ikisini birlikte yapmak. Yani hem yasama için hem yürütme için. Şimdi yerel yönetim seçimlerinde 2019'da Lale Hanım bunu denedik. Hemen hemen her yerde yerel yönetimlerde yürütme organı olan belediye başkanları için bir ortak aday çıkarttık. Yerel yönetimlerin yasama organı, yasama demeyeyim de karar organı olan belediye meclisleri içinde bir ortak liste çıkarttık. Hemen hemen her yerde böyle oldu. Doğrusu da buydu. Şimdi bu seçimde bana göre yine böyle yapabilmeliyiz. Yani hem yasama için hem yürütme için ortak aday çıkarabilmeliyiz. Ve bunu yaparak da eğer olanaklıysa Cumhurbaşkanlığı seçimini birinci turda bitirebilmeliyiz. Evet. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi aslında bu konuda Türkiye siyasetine çok önemli bir katkı yaptı. Onu herkesin teslim edeceğini sanıyorum. Teslim edeceğini umuyorum. O da şudur. Biz 16 Nisan 2017 referandumunda bunu denemeye başladık. 16 Nisan 2017 anayasa referandumunda Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir yerde parti bayrağını kullanmadı. Bu CHP meselesi değil, memleket meselesidir dedi. Her yerde çok geniş bir bakış açısıyla konuya yaklaştı. Ben 2017 referandumunda gittiğim her yerde CHP'li olmayan ama MHP'nin getirmiş olduğu bu anayasa değişikliğine de karşı olan çok sayıda yurttaşımızla, siyasetçiyle görüştüm. Aralarında merkez sağ partilerin yöneticileri de vardı. Onların kimileriyle DYP-SHP koalisyon hükümeti döneminde tanışıyordum. O zaman birlikteliklerimiz olmuştu. Hepsi CHP'yi kutladı Lale Hanım. Doğru yapıyorsunuz dediler. Kemal Bey'i de kutladılar. Doğru yaptığını söylediler. Gerçekten biz böyle bir süreci başlattık 2017'de. 2018'deki seçim biraz önce anlattım. Bunu devam ettirdik. 2019'da devam ettirdik ve çok başarılı bir sonuç elde ettik. Bunlar hep CHP'nin yapması gerekenlerle yapıldı. CHP büyük ölçüde bunu sağladı. Şimdi CHP'nin yine bu partiler arasındaki ilişkileri duyarlı bir şekilde götürmesi söz konusu. Benim CHP yönetimine önerim, CHP'nin bunu yaparken sol kimliğini, cumhuriyetçi kimliğini öne çıkarması şeklinde olacaktır. Çünkü bizim sol oyları elde edebilmemiz, bir araya getirebilmemiz için bu gereklidir. Bu bizim ortaklarımızı da rencide etmez, etmemelidir. Yani bizim ortaklarımızın kendi siyasi kimliklerine karşı biz saygı duyuyoruz, saygı gösteriyoruz. Onların da bizim sosyal demokrat, cumhuriyetçi kimliğimize
saygı duymaları gerektiğini düşünüyorum. Ben bunu gözeten bir çalışmayı ve bir de bizim halkımıza bir gelecek projesi sunma çalışmasını yapmamızı, tamamlamamızı düşünüyorum, öngörüyorum. Bunların da yapılabileceği kanısındayım Lale. Bunu sonuçlandırabiliriz. Yani bu çalışmaları rahatlıkla yaparak beklenen sonuçları, yurttaşlarımızın bizden istediği sonuçları elde edebiliriz diye düşünüyorum. Evet, aslında çok da yapıcı, hem öneri hem eleştiri anlamında bu söylediklerinizi algıladım ben. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylemleri, zaman zaman eleştirilen, işte başka yerlere çekilen eleştirilerine de çok yapıcı önerilerdi. Bu anlamda ayrıca teşekkür ediyorum açıkladığınız güzel, için Sayın Karayalçın. Her şeyin bir üslubu var demek ki, bakın ne güzel anlatıyor Sayın Karayalçın. Tabii ki şimdi bunları konuştuktan sonra sizin de yine değerlendirdiğiniz Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk turda eğer bitecekse bu iş, bununla ilgili yorumlar da yapılıyor. Çünkü ikinci tura kalırsa tekrar Erdoğan'ın ya da işte Cumhur İttifakı'nın adayının kazanacağı şeklinde bir takım öngörüler var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı kim olmalıdır? Kılıçdaroğlu olmalı mıdır? Ya da işte mesela daha popüler isimler de son dönemde çok konuşuldu. Belediye başkanları Sayın Ekrem İmamoğlu, Sayın Mansur Yavaş, Sayın İlhan Kesici'nin adı geçti. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Aslında izleyicilerimiz der ki Sayın Karayalçın'ın adayı kim? Nasıl arzu edersiniz öyle yanıtlayın. Buyurun efendim. Şimdi Sayın Genel Başkan 2014 ve 2018 seçimlerinde aday olmamasını siyasi parti genel başkanlarının cumhurbaşkanı olmaması gerekir şeklinde bir görüşe dayandırmıştı. Ama gelişen koşullar çerçevesinde ortaya çıkan, biraz önce tartıştığımız, program boyunca tartıştığımız daha doğrusu, seçim ittifakları çerçevesinde eğer ittifak partilerinin bir genel başkanlarının böyle bir ihtiyacı olursa ya da böyle bir telkini olursa ben aday olabilirim diye yeni bir yaklaşım ortaya koymuştu. Şimdi parti genel başkanının durumunun netleşmesi gerekiyor Lale Hanım. Siz biraz önce o ifadeyi de kullandınız. Yani seçim öncesi koalisyon gibi bir durum söz konusu. Koalisyon hükümetlerinde cumhurbaşkanları hükümeti kurma görevini, yani yürütme kurulunun başına gelme durumunu en çok sandalyeye sahip, en çok milletvekili çıkarmış siyasi parti genel başkanına görev vererek yapar. Burada da doğal olarak en büyük parti, bu ittifakın en büyük partisi Cumhuriyet Halk Partisi. Burada da doğal olarak Cumhurbaşkanı adayının Cumhuriyet Halk Partisi'nden çıkması gerekmektedir. Cumhuriyet Halk Partili bir Cumhurbaşkanı adayı olmalıdır. Sayın Genel Başkan eğer bu konuda biraz önce çizdiğim çerçevede görüşünü sürdürecekse Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı kuşkusuz Sayın Genel Başkan olacaktır. Sayın Kılıçdaroğlu olacaktır. Yani parti genel başkanının bu doğrultuda bir iradesinin olması durumunda bir başka arayış, popülerlik vesaire gibi şeyler söz konusu olamaz. Yani Sayın Genel Başkan olmayacaksa, adını biraz önce sıraladığınız değerli arkadaşlarımız ya da başka arkadaşlarımız da olabilir. Bence o bizim parti tüzüğünün getirdiği yeni düzenleme çerçevesinde karara bağlanmalıdır. Parti tüzüğümüz getirdiği yeni çerçevede diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı ya merkez yoklamasıyla belirlenir, yani parti meclisi tarafından belirlenir, ya da ön seçim yapılır. Bütün CHP'li üyelerin katılımıyla ön seçim yapılır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Lale Hanım 1 milyon 200 bin üyesi var. Tüzüğümüzün bu maddesine göre bizim Cumhurbaşkanı adayımızı bu 1 milyon 200 bin CHP'li üyenin
katılımıyla yapılacak bir ön seçim yoluyla belirlememiz gerekiyor. Murat Bey ne düşünüyor diye soranlara yanıt olarak söyleyeyim. Ben bu yöntemi düşünüyorum. Bu yöntemde hiç kimsenin önü kesilmesin. Kimin ne iddiası varsa, kim ben bunu iyi yaparım diyorsa, ben bunu daha iyi yaparım diyorsa, bence ön seçime katılmalı. Cumhuriyet Halk Partililer ön seçim yoluyla Cumhurbaşkanı adayını belirlemeli. Eğer tekrar ediyorum, eğer Sayın Genel Başkan aday olmayacaksa. Evet. Peki şunu da sorayım daha açık bir şekilde. Şimdi Sayın Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun eğer aday olursa hani %100 seçilebilecek bir aday olmadığını. Şimdi aslında şunu da söylemek istiyorum Murat Bey, aklıma geldi. Sayın Kılıçdaroğlu'na biliyorsunuz adaylığına ilişkin bir açıklama yapmadan önce şey eleştirisi getiriliyordu. İşte sen ana muhalefet partisinin liderisin, genel başkanısın, adaylığını açıkça ortaya koymalısın. Bu bir güven meselesidir vesaire gibi eleştiriler yapıyordu. Ama Sayın Kılıçdaroğlu ne zaman ki buna ilişkin bir açıklama yaptı, bu sefer de dediler ki sen olma, seçilemezsin vesaire gibi. Şimdi yani hakikaten toplumun da bu konuda ne yapacağı belli değil, nasıl görüş belirteceği belli değil. Ama tabii Sayın Kılıçdaroğlu'nun hani diğer adaylardan oranla seçilebilirlik oranının biraz daha düşük olabileceği eleştirileri ya da yorumları, eleştiri demeyeyim de yorumları yapılıyor. Ne düşünürsünüz siz bu konuda? O zaman hani Sayın Kılıçdaroğlu aday olursa ya da olmazsa kriteri kaldırılabilir mi? Valla şimdi yani Sayın Genel Başkan bütün bu tartışmaları bir siyasetçi olarak biliyor, izliyor. Yani Sayın Genel Başkan'a bu görüşlerin, bu yaklaşımların taşınmamış olması, kendi bilgisine sunulmamış olması tabii ki söz konusu değil Lale Hanım. Bütün bunları biliyor. Buna göre bir karar verecek. Parti Genel Başkanı bu çerçevede vereceği kararı da partileriyle ve tüm yurttaşlarla paylaşacak. Hiçbir seçim garanti değildir. Yani hiçbir seçimin falanca kişi tarafından kazanılacağı söylenemez. Yani bu işin doğasına aykırı seçim sonuçta. Ama siz doğru olanı yapmalısınız. Doğru olan neyse onu ortaya koymalısınız. Ben demin çizdiğim çerçeveye ek olarak bir başka tanımlama yapmayacağım. Demin çizdiğim çerçeve geçerli. Yani genel başkan cumhurbaşkanı adayıysa bütün parti dimdik genel başkanın yanındadır. Genel başkan cumhurbaşkanı adayı değilse cumhurbaşkanı adayımız ön seçimle belirlenmelidir. O kadar. Kamuoyu yoklaması yapılmalı mıdır Murat Bey? Kamuoyu yoklamaları zaten yapılıyor. Tabii ki yapılacaktır ama yani bizim tüzüğümüzün öngördüğü bu Lale Hanım. Yani bizim tüzük evet. Kamuoyu yoklaması yapılır. En büyük şirketin yaptığı kamuoyu yoklamasının sonucuna göre davranılır demiyor. Tüzük diyor ki ön seçim yapılır ya da merkez yoklaması yapılır. Merkez yoklamasının yerine ben ön seçimi tercih ediyorum. Ön seçimi isteyen, ön seçimi tercih eden, ön seçime inanan, ön seçime katılanların tümünün ön seçim sonuçlarını içlerine sindirdiğini bilen birisiyim. Bunu yaşadık. Yani merkez yoklaması bir çeşit kulis gibi. Yani oradaki sayın parti meclisi üyelerimizin, milletvekillerimizin tercihleri yine tekil tercihler olarak görülecektir. Ama burada 1.200.000 CHP'li var. Bu size şunu da söyleyeyim. 1.200.000 CHP'linin oy kullanması, o süreci yaşaması, olağanüstü bir siyasi enerjinin de beraberinde gelmesi demektir. Yani o 1.200.000 CHP'linin yaratacağı büyük siyasi enerji aslında seçimi de sürükleyip götürecektir. Ona da inanıyorum, içtenlikle ona da inandığımı söyleyeyim bu vesileyle. Evet, sanıyorum değerli izleyiciler meraklarınız giderdi Sayın Karayalçın. Hem şahsına ait görüşleri hem ne yapılması gerektiğini, Cumhuriyet Halk Partisi'nin nasıl bir yol izlemesi gerektiğine dair görüşlerini paylaştı bizlerle. Sayın Karayalçın çok teşekkür ediyorum efendim. Değerli yorum ve görüşleriniz için. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin, size başarılar diliyorum ne zaman isterseniz.
Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Sağ olun. Değerli izleyiciler, sizlere de çok çok teşekkür ediyorum. Soru, yorum ve katkılarınız için. Tam gece yarısı saat 24'te yeni bir yayınımız daha olacak. Sayın Turhan Çömez konuğum olacak. Onunla da AKP cephesini konuşacağız. Görüşmek üzere. Tekrar iyi akşamlar diliyorum Sayın Karayalçın. İyi akşamlar. Sağ olun. Sağ olun.